Turist Bus Simulator'a hepiniz hoş geldiniz. Turist Bus Simulator'da bugün Bunker'a gideceğiz arkadaşlar. Bunker ne? Bunker açıkçası gizli böyle bazı şeylerin yürütüldüğü yerler, yani yeraltı dünyası gibi bir şey. Ancak bu oyunda yer üstünde. Ne yazık ki yer üstünde. Gideceğiz, bakacağız. Bunker'ın içinde neler var, neler yok. Hep beraber bunu göreceğiz. Şimdi size haritadan açıp göstereceğim arkadaşlar nerede olduğunu. Aju'ya yakın. Aju'nun hemen üstünde bunker bulunuyor arkadaşlar. Şu noktada bir bunker var. Bunker'a nereden gidersiniz ama Aju'dan çıkamıyorsunuz. Arabanızda gidemiyorsunuz. Aju'dan gitmek isterseniz yürüye yürüye çıkmanız gerekiyor. Ama biraz uğraşırsanız, bug'iniz varsa bug'iyle çok rahat gidebilirsiniz. Ama normal bir jeepiniz varsa ya da ben otobüsümü götürmek istiyorum derseniz başka bir yol denemek lazım. Denemeniz gerekiyor. O yoldan şimdi gideceğiz. Oranın yolda böyle pek belli olmuyor. Yani merak edip girerseniz ancak orayı bulabilirsiniz. Bunker'ı bulabilirsiniz. Her neyse, o zaman yolumuza çıkalım. Fazla konuşmaya gerek yok. Oyunda bir sürü şey var. Böyle ne diyeyim, bulunması gereken baya bir özellik var. Baya bir gizli şeyler var. Bunları teker teker sizlere göstereceğim. Teker teker göstereceğim. Bunların zamanları var. Hepsinin zamanı gelecek bu kanalda. Turist Bus'ı komple bitireceğiz. Turist Bus bir otobüs oyunu değil. Ben bunu ilk günden beri savunuyorum. Kesinlikle bir otobüs oyunundan daha fazlası. Diğer oyunlarda bulunmayan özellikler bu oyunda var. Zaten bunu sizler de biliyorsunuz. Abi, yalnız bu jipi fizikleri falan çok saçma ya. Bunu zaten bildirdiler de halen yapılan bir şey yok. Şöyle buradan bir yol gidiyor arkadaşlar. Bu yoldan aşağı sapıyorsunuz. Tam virajdan böyle sapıyorsunuz. Zaten şu işaret lambaları var. Bu işaret lambalarını takip ederseniz çok rahatlıkla sizi bunkere götürecektir. Mesela şuralardan geçiyorsunuz. Yavaş gitmenizde yarar var buralarda. Çünkü yollar biraz sıkıntılı. Dediğim gibi otobüs biraz zor gider ama burada gerçi de. Ama jiplerle çok rahat gidersiniz. Birazcık yavaş olursanız çok rahatlıkla gideceksiniz. Onu da sizlere söyleyeyim. Şöyle yavaştan şuraya inersiniz. Hop, tamam. Buralardan da geçin. Daha sonra şu şeyi takip etmeniz gerekiyor. Başka bir yere çıkmadan burayı takip etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde gidemezsiniz zaten. Rotadan çıkarsınız. Yani şimdi burayı takip edip giderseniz çok rahatlıkla oraya varacaksınız. Onu sizlere söyleyeyim. Şimdi şöyle birazcık basalım biz gaza. Ben daha önce gittiğim için biliyorum. O yüzden şu anda basabiliyorum gaza. Şuralarda biraz yavaşlamamız gerekiyor tabii ki de. Hiç olmayacak bir yerde takılıp takla bile atabilirsiniz. Çünkü oyunun şeylerinde sıkıntı var. Böyle görünmez yerler falan var oyunda. Bunlar zaten biliyorsunuz sizler. Anlatmaya gerek yok. Turist Bus Simulator'ı almak isteyenler de Steam'den şu indirime girmedi ne yazık ki oyun. 125 liralık bir fiyat etiketiyle sahip olabilirler. Başkalarının ne dediğine bakmayın sizler. Size bunu söylemek istiyorum. Başkaları ne der, ne demez, hiç kendi sesinizi dinleyin, bu oyunu alın. Yani tavsiyem odur. Evet, bunkerımız burası. Yani böyle bir şey var. Bunker var elimizde. Etrafını ilk önce bir dolaşalım. Bakalım etrafında ne var. Burada bir klima gibi bir şey çalışıyor ama hani gereksiz abi ya. Bunlar gereksiz şeyler. Dur, çok şaka yaptım, dur. Şöyle etrafını dolaşalım. Bayağı bir araştırma yürütme yeri gibi bir şey burası ama hani tabii ki de sonra terk edilmiş. Kanarya Adası'nda burası terk edilmiş ya da şu anda bile kullanılırdır, bilmiyorum. Oyunda böyle terk edilmiş, göstermiş olabilirler. Şimdi kapısı burada var. Normal asıl şey kapısı, garaj kapısı gibi bir şey de burada var. Burası da çok acayip bir yer ama hani biz şuradan bir içeri dalalım ilk önce. Otomatik kapı açılıyor. Otomatik bu şekilde kapı açılıyor ve içeriye giriyorsunuz. İçerisi böyle. Yani sakin, açıkçası bir şey yok. Şimdi şuralarda kitap var. Oğuz Atay'ın kitabı var mı acaba diye merak ettim. Çünkü olmaz abi burada. Yabancı bunlar ya. Değil mi? Mesela tanıyabildiğimiz kitaplardan var mı? Bakıyorum bakıyorum da yani tanıyabildiğimiz kitap vardır illa arkadaşlar. Bunlar kafadan yapılmamıştır. Hepsi tanınır da yani ben bilmiyordum. Hani gerçekte burada almış koymuşlar. Her neyse, konumuz bu değil. Burada 5.000 euro para varmış. 5.000 euro, 10.000 euro paramız oldu. Şu anda bizim kaç lira paramız var zaten? 734.000 euro paramız varmış. Helal olsun, ben deli gibi çalışıyorum ya, o yüzden. Şimdi şuralarda biraz daha gezersek paraları yine buluruz. Mesela şurada kitaplar tekrar var. Lastikler falan var.
jip lastikleri falan var. Evet, burada 4000-2500 yetenek puanları falan var arkadaşlar. Bunları da almanızı öneriyorum. Yetenek geçmek istiyorsanız. Bu yetenek puanları da neye yarıyor? Bunu da hemen söyleyeceğim. Şimdi şu paraları ilk önce şuralardan bir toplarsak ben size neye yaradığını söyleyeceğim. Şurada da 5000 lira varmış. Onu da aldık. Daha sonrasında bakıyorum buralara. Evet, şurada 4000 ve 1 milyon ne de çıktı. 1000 lira para varmış. Tabii duş alırsak olur herhalde. Duş alabilir miyiz? Vay. Bu tesisat, ne güzel tesisat yapmış adam oraya. İç içe koymuşlar şeyi. Neyse. Şimdi arkadaşlar, topladığımız yetenek puanları nerede, ne yapıyoruz, nasıl harcıyoruz, bunları da sizlere aktarayım. ESC tuşuna basıp şuradaki beyin işaretine, yani kafa işaretine gelirseniz burada bulunmuş olan puanlarınızı kullanabiliyorsunuz. Ve son gelen güncellemeyle beraber artık atamış olduğunuz sağa sola, mesela nasıl diyeyim, hızlı seyahat özellikleri var arkadaşlar. Mesela şuraya tıklıyorsunuz, seçimi kabul et diyorsunuz, artık buraya hızlı seyahat yapabiliyorsunuz normal haritada. Eğer bu seçimlerinizi geri almak istiyorsanız da şuna 50.000 euro para ödemeniz gerekiyor. Artık böyle de bir durum var. Mesela ben buraya Aju'ya bir tane eklemek istiyorum. Şuraya bir tane hatta eklemek istiyorum arkadaşlar. Fotoğraf çekme şeyini. Seçimi kabul et dedim. Bitti. Daha sonrasında haritaya giriyorum. Şuradan hızlı seyahate tıkladığım zaman Aju'daki şuraya tıklayıp hızlı seyahat etmek istiyor musunuz dedim. Evet, bastığımızda direktmen bizi oraya atıyor. Hani böyle bir özelliği var. Güzel, bunker'ın başka bir şeyi yok. Bunker böyle. İçinde işte bu yetenekler falan var. Para var. Diğer bir tane daha bunker var. Onun yeri de şuralarda bir yerde, tam ben de bulamadım. Bilmiyorum. Yani şu bölgede bir yerde, şu deniz kıyısında bir bunker daha var. Bu bunker'ı da sizler bulabilirseniz resmini atabilirsiniz bana. Discord'dan olabilir, DM'den olabilir, Facebook sayfamdan olabilir. Şuralarda bir bunker var. Bu bunker'ın resmini sizler bulup bana atarsanız ben de oraya gidip videomu çekmeye çalışırım. Bakalım içinde belki değişik şeyler vardır. Şimdi bir sonraki şeyi göstermek istiyorum ben sizlere. Bir sonraki ney sürprizim sizlere. Hemen şöyle arabamıza tekrar gidelim. Burası bu kadar. Ya bunker'da bir şey yok. Açıkçası bunker'da göze çarpar bir şey yok. Sadece onları göstermek istedim. Şöyle arabamızı çalıştıralım. Buradan dimdirek aşağı iniyoruz. Daha sonrasında göreceklerinize. İnanamayacaksınız. Abi. Artık vitese bir geçsen diyorum ya. Allah Allah. Manyak jip. Vitese geçmiyor. Haritada halen sorunlar var. Bu sorunları rapor ettik ama hani geri dönüş cevap yok maalesef. Şöyle bir inelim. Oha, kırdık arabayı. Vallahi kırdık arabayı. Yavaşça inelim bakalım. Burada neler varmış, neler yokmuş. Hep beraber görelim. Ben buraları komple gezdim, test ettim. Neler varmış, neler yokmuş. Açıkçası benim bu yoldan ben orayı bulamazdım. Ne olduğunu bilemezdim oranın da. Yani belki Aju'ya çıkarım diye şu yol takip ettim. Bura Aju'ya çıkmıyormuş. Çok değişik, acayip bir yere çıkıyormuş. Bunu da fark ettim. Şimdi şöyle şu yoldan bir gidelim. Aslında yol değil arkadaşlar. İki dağın arasında su aka aka bu yolu yapmış. Yani buradan jiple beraber gidiyoruz. Evet, şimdi şuraya bir girelim. Hop. Evet, bir tane plaj açıldı. Plaj Pileya Desno'da Aju'yu diyor. Acaba ne plajı? Yani merak ettik değil mi? Şöyle arabamızı şuraya bir şöyle getirelim hatta. Şuraya doğru bir gidelim bakalım buralarda ne var ne yok. Evet. Görecekleriniz sizi memnun etmeyebilir. Ta 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 ta. Çıplaklar plajına hepiniz hoş geldiniz. Nasıl ama? Nasıl? He? Adamlar haritaya çıplaklar plajı yapmışlar. Adamların gerçekten üstü başı yok. Bakın oraları puslandırmışlar. Görüyorsunuz, kadına bakıyoruz. Göremiyoruz. Allah Allah. Neyse dur, şuraya doğru gidelim. Şurada da var. Hatta iş bitiriciler bile varmış. Onları da bulduk. İş bitirmiş adamlar. Rahat rahat böyle oturuyorlar. Dur bakayım, şunları komple bir ziyaret edelim. Basalım bunları. Teker teker. Biz gazeteciyiz. Gazeteciyiz biz. Ha, bura boşmuş. Tamam. Buraya gelmemiş. Uğramamışlar buraya. Şuraya bakalım. Hop. Bakalım. Ha, burada boş. Ne yazık ki. Boş. Ablacığım sen ayırdır ya. Sen ay... Tövbe yarabbim. Dur. Üstüne çıkmayalım. Şimdi ayıp olur. Oğlum, siz hayırdır? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz olaylar bunlardan ibaret. Burada iş bitiriciler yatıyor. Her neyse, buradan çıkalım. Başka yerde bir şey var mı? Başka bir yerlerde bir şeyler var mı?
Açıkçası bir şey daha var ama onu size bu bölümde göstermeyeceğim. Onu bir sonraki bölüme saklıyorum. Çok güzel bir yer buldum. Orada buranın yakınlarında bir yerde. Arkadaşlar şuna da bakar mısınız? Tipe bakar mısınız? Kabak kafalı gibi. Her neyse. O zaman videomuzu noktalayalım. Videomuzun ana konusu bunker ve çıplaklar kampıydı. Plajıydı daha doğrusu. Ama gerek yok fazla uzatmaya. Her neyse. Oyunda bir sürü gizli şeyler var. Bu kanalı izlemeye devam ederseniz bayağı bir bilginiz olacaktır. Ve sizler de gidip gezme şansınız olacaktır. Çünkü bu oyunu sadece bir otobüs oyunu sanan arkadaşlar yanılıyorlar. Bunlara da bir kez daha buradan söylemek istiyorum. O zaman videomuzu da burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben Mehmet ben arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altına like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.